Değerli izleyicilerimiz, her hafta olduğu gibi bu hafta da alanının uzman isimlerini ekranlarınıza getirmeye devam ediyoruz. Bu hafta Espa Elektronik Genel Müdürü Davut Baltacı bizlerle. Davut Bey, hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sizleri tanıyarak başlayalım. Ben Davut Baltacı. 1985 Trabzon doğumluyum. Evliyim. İki çocuk babasıyım. Uzun süredir de elektronik sektöründe hizmet vermekteyim. Çok güzel. Peki, Espa Elektronik'i sizden dinleyelim. Faaliyet alanlarınız arasında neler vardır? Espa Elektronik 1999 yılında İstanbul'da kurulmuş olup bugüne kadar hizmet vermektedir. Faaliyet alanları beyaz eşya, otomotiv, enerji, iklimlendirme, akıllı bina sistemleri ve bunun gibi birçok elektronik sektörüne hitap eden bir kurumdur. 20 yıllık koca bir şirketsiniz. Birçok kriz atlattınız, birçok sıkıntıyla karşı karşıya kaldınız. Ama şirketiniz hala ayakta. Bir başarı söz konusu. Bu başarının sırrı nedir sizce? Kaliteli ve müşteriye önem göstermek. Hı hı. Çalışmalarımızı daha hızlı bir şekilde yapmak. Bunun dışında en önemlisi tabii dediğim gibi kaliteli. Müşteri dediniz. Müşteri memnuniyeti noktasında neler yapıyorsunuz? Müşterilerin taleplerine hızlı bir şekilde cevap verip en önemlisi kaliteyi ön plana çıkarmak. Peki herhangi bir sıkıntı, problem yaşandığında müşteriye hiç yansıtmadan kendi içerinizde mi çözüyorsunuz bu problemi? Müşterinin sıkıntısını bildiğimiz takdirde en hızlı bir şekilde sıkıntısını gideriyoruz. Hı hı, çok güzel. Peki ürün yelpazenizi de bizimle paylaşır mısınız? Ürün yelpazemiz elektronik sektörüne hizmet verebilmek için kablo gruplama. Kabloyu kendi bünyemizde çekiyoruz. Yurt dışından malzememizi kendimiz getiriyoruz. Bunun için daha da iyi ürünler getirmeye çalışıyoruz. İthalat yapıyorsunuz. Hangi ülkelerle çalışıyorsunuz? Ülke fark etmeksizin müşterinin talebi doğrultusunda o ülkeden ithalat yapıyoruz. Ar-Ge ve inovasyon alanında neler yaparsınız? Müşterinin talebine göre Ar-Ge çalışmalarımız mevcuttur. Hı hı. Şirket peki fiyat politikası olarak nasıl bir fiyat belirliyor? Fiyat politikasını müşterinin istediği ürün gamındaki yelpaze etkiliyor. Hı hı. Müşterinin talebine göre en uygun bir şekilde fiyat verip çalışmaya başlıyoruz. Peki, rakiplerinizle sizlere ayıran en belirgin özelliğiniz nedir? 20 yıllık tecrübe, kaliteli ve özverili çalışma, zamanında teslimat, yaptığımız işin arkamızda durması. Evet, çok güzel. Ben çok teşekkür ediyorum. Röportaj teklifimizi kırmadınız. Son olarak buradan bizi izleyen izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Öncelikle TV8.5 ekranlarında bizi yayınladığınız için teşekkür ederiz. Elektronik sektöründe mevcut ve devam eden projelerinizde kablo, kablo gruplama, elektronik komponent ve bunun gibi birçok ürünleri de bizden teklif alabilirsiniz. Bizimle web sitemiz üzerinden iletişime geçebilirsiniz. Davut Bey, çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Sevgili izleyicilerimiz, röportajlarımız İsa Baltacı ile devam ediyor. Evet sevgili izleyicilerimiz, şirketin genel müdürü yardımcısı İsa Baltacı ile birlikteyiz. İsa Bey, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sizleri tanıyalım. Öncelikle programınızda bize yer verdiğiniz için teşekkürlerimizi sunuyoruz. 3 senedir elektronik sektöründe hizmet vermekteyim. Hı. Espa Elektronik'in de genel müdür yardımcılığını üstlenmiş olmaktayım. Evet, üretim tarafıyla siz ilgileniyorsunuz. Evet. Peki toplamda kaç kişilik bir ekibiniz var ve bu ekibi oluştururken nelere dikkat ettiniz? 40 kişiye yakın bir ekiple hizmet vermekteyiz. Ekibi oluştururken özverili, genç, dinamik, çalışkan kişileri tercih etmekteyiz. Üretim kapasiteniz nedir? Üretim kapasitemiz şöyle söyleyebilirim. İstihdama katkı sağlamak için 5 kişiyle başladığımız bu işi işte 40 kişiye çektik. Hı hı. 40 kişiye iş verebilecek bir potansiyele sahibiz. Hı hı. Tabii ki müşteri taleplerine göre üretim kapasitemiz belirleniyor. Hı hı. Şu an bulunduğumuz konumda ihracat, ithalat ve Türkiye'nin geneline tüm illere hizmet verebiliyoruz. Evet, şirket olarak 2019 için neler yapmak istiyorsunuz ve uzun vade hedeflerinizi izleyicilerimize paylaşır mısınız? 2019'da az önce bahsettiğim gibi istihdama katkı sağlamak için bulunduğumuz konumu korumak istiyoruz. Ülkenin ekonomik durumundan dolayı. Daha ilerisi için de tüm ülkelere ithalat ve ihracata ağırlık vermek istiyoruz. Evet, peki makine parkurlarınız falan ne kadarlık bir yatırım var burada? Yatırım aşağı yukarı 1,5-2 milyonluk yatırım yaptık. İlerisi için öngördüğümüz projelerimiz var. Bunları gerçekleştirebilmek için
makine parkuruna önem veriyoruz. Evet. Umarım bu hedeflerinize de muvaffak olursunuz. Değerli izleyicilerimiz, böylelikle ESPA şirketinin genel müdür yardımcısı İsa Baltacı özel konuğumuzdu. Programımız tüm hızıyla devam ediyor. Hoşçakalın.